nasıl dişim ağrıyor. Efendim diş sorunları olanlar lütfen ekran başına. Şimdi dişinizi, kuşunuzu, her şeyinizi kontrol ettirebileceğiniz bir muhabbet olacak. Çünkü neden? İnsanın diş sorunu hayatındaki her soruna sirayet edebilecek bir şey. Öyle değil mi Cengiz Bey? Efendim Doktor Cengiz Külekçi ile şu an diş sohbeti edeceğiz ama sakın siz yalnızca diş olduğumu düşünmeyin. Kuşunuza kadar ineceğim. Öyle sorular var. Hem eğlenceli, hem sohbetin içerisinde dişle ilgili korkuları, fobileri olanlarla ilgili bir an önce böyle dışlayabilecekleri şık bir sohbet olacak. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba Sayın Hanım. Diş doktoru Cengiz Külekçi, İstanbul doğumluyum. Peki. Yarışmacı arkadaşlar, başarılar diliyoruz. Hocam kaç yıldır diş doktorusunuz? 13 yıldır yapıyorum mesleğimi. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu anda 11-12. Sizin meslekte 11 yıl iyi bir süreç mi? 11 yıl iyi bir süreç mi? Bence iyi bir süreç, yeterli bir süreç. Peki size de böyle pratisyen doktorlar falan var mı? Diğer mesela cerrahi dalındaki gibi. Şimdi diş hekimliğinde branşlar var. Ama diş hekimliğindeki branşlar tıptaki branşlar kadar marjinal bir keskiyle bizden ayrılmıyor. Yani eğer meslekte herhangi bir branşa yönelmek istiyorsanız o işin muhakkak uzmanlığını yapmak zorunluluğumuz bizim yok. Mesela dişi dolgusunu yapan adam çene cerrahi olabilir mi? Veyahut da bir implant takabilir mi hocam? Yapabilir hocam, yapabilir. Bu birazcık da böyle mezuniyet sonrası eğitimlerle beraber, hayat boyu eğitim dediğimiz eğitimlerle beraber desteklenerek kendi bilgi, tecrübe artırarak bu işlemleri yapabilirler. Yine 2 cc'lik dental enjektör dediğimiz enjektörleri kullanıyoruz. Anestezik malzemeler olarak jetokain dediğiniz, bahsettiğiniz malzeme tabii ki kullanılıyor ama artık daha kuvvetli anesteziler de var. Evet, yine aynı şekilde uyguladığımız yani ama... Yani hiçbir böyle geçenlerde mesela diş doktoruma gittiğimde bana bir şey yaptı. Çenem 3 saat falan sanki böyle felçli gibiydi. Evet, daha kuvvetli lokal anestezik solüsyonlar kullanıyoruz artık. Aslında şöyle, şimdi toplumumuzda diş hekimi koltuğuna karşı bir fobi var. Bu fobi aslında toplumsal hafızaya kazınmış bir şey. Çünkü zamanından beri süre gelen bir diş hekimi koltuğunda yaşanacak acı, yaşanacak ağrı, bunlar insanların sürekli kafasında bir fobi oluşturdu. İnsanlar oraya daha önce hiç diş hekimi koltuğu deneyimi olmamış hasta bile geldiğinde canım çok yanacak diye çok ciddi bir tedirginlikle geliyor. Halbuki daha hiç işlem yaptırılmamış veya şu anda yaşamış olduğu ağrı sancı koltukta yaşaması muhtemel olan acıdan çok daha fazla. Yani bizim tabii ki yaptığımızda iğne yapmak bile aslında hastayı bazen rahatsız edebilecek bir durum. Çünkü herkesin ağrı eşiği aslında farklı. Ama ne yapacaksınız? Çok ağrıyorsa hocam. Evet. Ne yapıyoruz? Biz de uyuşturuyoruz. İğneler uyuşturuyoruz. İğneden bile korkuyorsa eğer hasta, sprey veya jel anestezilerimiz var. Yumuşak dokuyu önce uyuşturuyoruz. Önce onu yapıyorsun, sonra önce onu yapıyoruz, sonra iğne yapıyoruz. Bu tabii ki biraz da böyle bizim manipülasyon dediğimiz el hassasiyetiyle beraber hastaya daha az hissettirerek anestezi yapabilirsek eğer, anestezi sonrası zaten yapılan işlemler hasta çoğunlukla yani %90-95 oranında bir şey hissetmez. Peki Cengiz Bey şunu sormak istiyorum. Hastalarınız geldiğinde yani diş doktorlarının psikolojik eğitimde alıyorlar mı? Diş hekimleri... Çünkü çok sinir sistemiyle ilgili bir şey yapıyorsunuz. Yani insanların fobileri olup da daha siz yapmadan yaptırırız mı falan diyen hastalar var yani. Ders olarak öyle bir ders almıyoruz. Ama bizim aldığımız ders aslında hasta başında tecrübeyle beraber edindiğimiz, hayattan edindiğimiz dersler. Bir diş hekimi hastası eğer koltuğunda o kadar kasılmayı bırakın, yani ağzınızı açın lütfen dediğimizde ellerini sıkıyorsa o bile bizim işimizi yaparken bizim dikkatimizi dağıtan bir şey aslında. Yani eğer hasta koltuğumuzda rahatsa biz daha rahat hareket ediyoruz. Eğer hasta gerginse biz daha gergin hareket ediyoruz. O yüzden hastayı koltukta rahatlatabiliyorsak, hasta rahatsa biz daha rahat hareket ederek daha başarılı sonuçlar çıkartabiliyoruz. Yani hastanın o koltuktaki konforu bizim konforumuzu birebir etkiliyor. Performansımızı birebir etkiliyor. Böyle duran bir hastanın sıkıyor ulan diyor ya, freze var elinizde. Evet. Oradan zız 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 yaparken acaba diyorsunuz o an kalkar mı kalkmaz mı böyle bir panik. Yani şu ana kadar 10 küsur yıldır mesleği yapıyorum. Benden çok daha tecrübeli meslektaşlarımız da var. Şu ana kadar öyle bir hiç hastam olmadı. Bırakıp giden hastam hiç olmadı. Ama tabii ki o hastanın orada kasılması bizi bütün vücudumuz kasıyor. Yani hasta sadece ellerini kollarını kasıyor belki ama biz o yüzden mümkün mertebe hastayı muhakkak rahatlatmak istiyoruz. Hasta ne kadar rahatsa
biz o kadar rahatız ve tedavinin başarı olasılığı çok daha yüksek oluyor. İmplant yapıyor musunuz hocam? Yapıyoruz, implant çalışıyoruz, implant Peki, yapıyoruz. İmplant yaparken siz kendiniz müdahale ediyorsunuz yoksa implant için partner çalışma içerisinde partner alıyor musunuz? Ben kendim uyguluyorum implant uygulamalarını, kendim yapıyorum. Dediğim gibi ben yıllar içerisinde fakülteden sonra implantla alakalı birçok eğitime katıldım. Birçok hocamızı gittim, asiste ettim. Bizim mesleğimizde sadece eğitim değil, biraz da böyle ustanın çırağa el vermesi gibi de bir eğitim söz konusu. Hı hı. Yani gördüğümüzde yapıyoruz. Çünkü sadece kitap bilgisi değil, kimi insan kitap bilgisinin üzerinde yani bir işlem yaparken herhangi bir manipülasyonu vardır, bir el hareketi vardır. O size belki şöyle bir şeyler katabilir, çok şey katabilir. O yüzden mümkün mertebe hem eğitim, hem teorik eğitim, hem de pratik eğitim dediğimiz. Peki, kendi alanınızda mesela hani dediniz ya bizde bir branşlar ayrı diye. Laboratuvar yani diş laboratuvarları sizden, diş hekimliğinden ayrılıyor mu? Sonra mı oluyor, nasıl oluyor? Diş teknisyenliği aslında. Diş o protez, başka. O başka bir bölüm. O diş hekimliği fakültesinin haricinde. Diş protez olarak geçiyor, diş teknisyenliği olarak yani geçiyor. Yani okurken mi değişiyor hocam? Liseden sonra, üniversiteye girdikten sonra değişiyor, iki tane tamam. Farklı branş olarak. Hı-hı. Evet. Peki, bu laboratuvarlar bazen mesela atıyorum bilmem ne, yani isim söylemeyeyim şimdi, bilmem ne kliniği. Büyük böyle klinikler var ya mesela evet. 40 tane, 50 tane doktor evet. falan çalışıyorlar, 30 tane. Evet. Bazıları 10 tane. İşte bu kliniklerin kendi iç bünyesinde laboratuvarlar var mı? Var. Büyük kliniklerde kendi laboratuvarlarını oluşturdukları oluyor. Ama tabii bu diş hekimliği ve diş teknisyenliği bir anahtar kilit birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Ama sonuçta en nihayetinde aslında iki farklı branş. İki farklı business aslında. Hı. Yani bir kliniği yönetmek, idare etmek ne kadar zorsa bir laboratuvar kısmını da yönetmek. Bu diş hastanelerini kastediyorum. Onların içinde var ama bu teknik hizmet. Var. Olan yerler var. Evet, olan yerler var. Çünkü benim komşum iş yerlerimden birinin altında Türkiye'nin en büyük laboratuvarlarından birisi var. Ve çok iyidir yani. Piyasanın en iyilerinden biridir. Ve orada mesela çalışmaları gördüm. Zirkonyum böyle bir tabak. Böyle bir yuvarlak böyle bir şey. Oradan çıkarıyorlar. Kaç tane diş yapıldığını, hangi dişlerin oradan alındığını, dişi kurtarmak için hangi alandan yararlandığını, o lazerin gidişlerini, kesişini, o frezenin nasıl döndüğünü falan hepsini izledim. Evet. Merak ettim. Evet, evet, evet. Yani nasıl yapılıyor diye. Peki, hani diş skalalarında şu an dünyada en iyi, en sağlam diş, bazılarına göre porselen deniyor, bazılarına göre o üst kaplama aslında. Porselenden evet. Diş olmaz aslında. Evet. Bazıları da alt tabandan zirkonyum, bazılarına çelik kullanmak lazım. Bazılarını değil mi? Doğru mu evet, anlatıyorum? Evet, 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 bazıları evet. Belki çeliği de kaldırmayacaktır. Orada çene yapınıza göre belki altın kullanmak zorunda. Çünkü çelik temaslı olunca çürüyecektir. Yani kemiğiniz sıkıntıya düşecektir. Böyle değişiyor aslında. Aslında değişiyor. Biz tabandan bahsediyoruz değil mi zirkonyum dediğimizde? Aslında şöyle. Zirkonyum bir altyapı materyali olarak aslında diş hekimliğinde kullanılmaya başlandı. Ama sonra üstte de kullanıldı. Ama sonrasında evet üstte de artık zirkonyum kullanılıyor. Aslında alt ve üst olarak değil, tek parçada zirkonyum olarak çıkartılıyor. Tek parça zirkonyum olarak çıkartılıyor. Üzerine, sağlıklı mı? Çok sağlıklı. Daha mı sağlıklı? Yani üzerine porselen yapılmasına gerek yok mu? Gerek yok. Çünkü çıt diye gidiyor porselen. Evet, o gerek yok. O eski bir teknikti. Yani zirkonyumun bu denli evet. Sağlam olduğu bilinmiyordu. Evet. Eskiden bir de bundan 10 yıl önce zirkonyumun açma alışımı yoktu. Şimdi rengini açma alışımını bulmuşlar. Doğru mu biliyorum? Şimdi şöyle, zirkonyum... Sağlamıyor muyum? Yok, doğru söylüyorsunuz. Zirkonyumun renklendirebiliyoruz biz. İstediğimiz renkte yapabiliyoruz. Yani... En beyaz renkten en koyu renge kadar bütün olabiliyor. Renk skalasında çalışabiliyoruz. Eskiden saman rengi gibiydi. Evet, aslında zirkonyum dediğiniz malzeme sizin söylediğiniz gibi ham hali aslında böyle bir plaka saman. Halinde böyle tebeşir gibi aslında böyle ufalasan ufalanabilecek bir malzeme. Zirkonyum kamonozlarda böyle satılıyor. Onu sıkıştırma alanlarında katkı malzemelerini koyuyorsunuz. Eskiden takoz gibi geliyordu. Eskiden Çin'den geliyordu. Ve takoz gibi, kesilmiş olarak takoz gibi geliyordu. Yani burada alışımları falan yoktu anlattığım 15 sene önce.
Evet, 20 o sene önce. Bahsettikleriniz farklı malzemeler de var onlar için aslında, sadece zirkonyum değil. Ama zirkonyumun şöyle bir özelliği var. O tebeşir gibi malzeme bizim sinterleme, yani zirkonyumun pişirilme seansı var. Zirkonyum pişirildikten fırınlarla. Sonra, evet, fırında pişirildikten sonra böyle cam gibi çok sert bir malzemeye dönüşüyor ve çok basınca karşı çok dayanıklı bir malzeme. 8 saat, 10 saat falan kalıyor sıkıştırmalı olarak. Ortalama 12 saat pişiriliyor. Hı. 12 saat pişiriliyor. Ve 240 derecede pişiriliyormuş. Onu da bin küsür derecede pişiriliyor. 240 derecede pişmeye başlıyormuş. Evet. O bin küsürlere falan sıkılaştırmaya ilk önce 240 derecede bir ürünün, yani o zirkonyum maddesinin sıkılaşması. Tabii 1200 derece direkt atılmıyor. Yavaş yavaş yükseliyor. Yavaş yavaş, ondan sonra düşüyor. Yükseliyormuş. Evet. Ondan sonra da mesela son 2 saat, 3 saatte yavaş yavaş soğutularak soğutulması bile 240 derecede gerçekleşiyor. Tabii yani 1000 küsür derecelere kadar çıkıyor, tabii, ondan sonra geliyor. Sonra kapaklarda açılıp sulama sistemi gibi böyle bir sıvıyla yıkanılıp o sulama sisteminin içinde kalıyormuş. Sonra normalleştiriliyormuş. Bu işlem bizim sinterleme dediğimiz zirkonyumun ağızda kullanılabilecek kıvama getirilmesi işlemi. Bu işlemden sonra zirkonyumu biz cilalıyoruz. Gerekirse renklendiriyoruz. Makyajları varsa makyajlarını yapıyoruz. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Laboratuvara. Laboratuvara yaptırıyoruz. Peki laboratuvara beraber gidiyor musunuz? Gittiğim çok zamanlar oluyor. Hani ya bu müşteri biraz problemli. Ben de baba bir bakayım ya arkadaşım, yanlış anlama. Biraz sakıncalı müşteri. Bir de şurasında bir kanalda sorun var. O kanala da oturması lazım. Böyle şu taraftan bir dengesizlik var. Onu oturtmak için yapmak lazım dediğiniz oluyor mu? Çok oluyor. Çok oluyor. Biz laboratuvarla aslında dirsek temasında çalışıyoruz. Her hastayla alakalı. Biz laboratuvara her hasta için gitmiyoruz belki ama her hasta için muhakkak her aşamasında konuşuyoruz. Provasında, ölçüsünde, altyapısında, cila öncesi, cila sonrası her işlemde muhakkak konuşuyoruz. Yani bir hasta için ortalama laboratuvarla herhalde bir 4-5 kere telefonda konuşuyoruz. Provaları eskiden gelirlerdi ama damak gibi böyle lop alırdınız falan. Onlar da çok modernleşmiş artık. Artık mis gibi kokuyor. Eskiden iğrençti. O ağzımıza girince kusasımız falan geliyor. Artık, şimdi nerede yutasımız gelecek? Artık yutasımız gelecek. Artık o malzemeler de tarihe karışmaya başladı aslında yavaş yavaş. Artık dijital ağızçı tarayıcı sistemlerine geçilmeye başlandı. Evet, onu tarayıcı sistemle hiçbir ölçü böyle malzemesi pop, kullanmadan. Pop, 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 evet, pop, evet, evet. Alıyor. Aslında evet. Her birinin röntgeni alınıyor. Ölçümleri. Ölçümleri evet. De makinede çıkıyor. Evet, onu hepsi da gördüm. Dijital olarak bilgisayara aktarıldıktan sonra artık neredeyse artık provasız bir şekilde hastalara direkt. Sana yapıldı mı ölçüm Tutku? Dijital. Dijital ölçüm alınıyor artık. Her şey santimine kadar daha iyi. Hiçbir fide vermeden çıkıyor. Evet. Bir de şimdi böyle ışıklama sistemini gördünüz mü hocam? Yeni bir dişle ilgili dijital bir video da izledim. Ağza sokuluyor şöyle bir şey. Önüne bir bant geliyor şerit. Ağzına alınıyor. Hop hani eski damaklar gibi. Çak çak yapıyor. Ölçüm ne sıkıntısı varsa ölçüleri dahi olmak üzere alıyor. Aldıktan sonra hani kesme işlemi varsa var ikinciye de yapıyor. İkisinin karşılaşmasını bilgisayar yapıyor. Ta 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 yapıyor. Ve laboratuvara. Öncesi ve sonrası işlemden bahsediyorsunuz. Müthişten, evet. Müthiş bir şey yani. Evet, evet, evet. Yakında evet, şey evet. Olacak deniyor, kök hücreyle çıkacak. Sizce gelir mi kök hücreyle diş? Yani şimdi bundan belki 50 sene önce bizim imkansız dediğimiz birçok şey tıpta şu anda belki ritüel oldu. Normal bir şekilde günlük hayatta kullanılan şeyler oldu. Kök hücre olur mu? Henüz öyle bir şey yok ama bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra ne olacağını asla bilemiyoruz. Çünkü tıp sürekli olarak ilerliyor, gelişmeye kaydediyor. Diliyoruz ki öyle bir şey olur. Çünkü bir dişi kaybettikten sonra yerine biz implant uygulamaya çalışıyoruz. Ama implant da en nihayetinde bir yapay bir titanyum vida. Onu da olacakmış, onu da fuarında gittim. Ben meraklıyım biraz, meraklı. Her şeyi her bakolog gibi öğrenmeye çalışıyorum. İşte size onu soruyorum, öbürünü. Sizin gibi deneyimli insanlardan öğreniyorum. Her birinde de çok fazla sohbet ettiğim için sizinle böyle sohbet edecek vaktiniz yok. Biz işimiz gereği de araştırıyoruz. Ve şimdi diş olayları 2030 yılından sonra kök hücre transferinle kendinizden olunan şey diş olarak çıkacakmış. Evet. 3 ay içerisinde yenilenip çıkıyormuş. Yani size aslında iş yok gibi gözüküyor ama çok iş size düşüyor. Yani şimdi çünkü o işine kök hücre eğitimleri alacaksınız.
o dişin orada sağlıklı ve birbirine uyumlu hale getireceksiniz. Evet, evet, evet. Yani evet, meslek evet, dalınız evet, değişecek. Meslek dalımız evrilecek. Evrilecek. Bundan işte belki 30-40 sene önce implant nedir kimse bilmiyordu. Kimse bilmiyordu. Şu anda herkes implant yaptırıyor. Köprü belki yapıyordunuz, buna... köprü düşüyordu, evet, onunla uğraşıyordunuz. Hadi damak yapalım diyordunuz, şu evet, dişi dalalım diyordunuz falan. Evet, belki şimdi bundan 30 implantla... sene sonra da implantlar tarihi olacak. Tabii, köprü cennetine düşünün, geçecek. Kaseti düşünün. Kasetten sonra CD çıktı. Evet, şimdi hiçbir sıkıntı kalmadı. CD'den çıktı, MP3 geldi. Şimdi de artık ne istersen Bluetooth'tan tak diye aktarıyorsunuz. Evet. İstediğiniz şeyi dijital ortamda dinliyorsunuz. Bir oraya gitti. Şuraya peki gitti. Yani şu anda zannediyorum biz CD'deyiz daha dişle ilgili. Daha MP3'e bile gitmedik. MP3'ü yani, bu işin kök hücre olur da onu oturtmak falan isteyen istediği dişi transferini falan kendi belki programdan yapacak. Şimdi herkes kendi devrine en son teknoloji olarak gördüğü için gelebileceğimiz evet, maksimum noktadaymışız gibi hissediyoruz her branş için belki ama mutlaka hep işte insanlar aslında düşünerek bir şeylere, eksik noktaları düşünerek bir noktalara getiriyorlar. Kök hücre olabilir veya bizim şu anda aklımıza gelmeyen belki başka alternatif tedaviler olabilir. Belki bir çekilen dişi tekrardan kullanılabilir. Yani bunların hepsi tıpta bilim, var deneme, şey, yanılmayla yapılan şeyler. Dişin diyelim ki ben size geldim hocam. Dişlerimi değiştirmek istiyorum. Sorun da yok. Kanal tedavileri vesaireler, o süreçler yok. Geldim. Belli ne yapılacağı. Modelinden memnun değilim, değiştiriyorum dedim. Pazartesi geldim. Cuma günü takmış oluyorsunuz. Seyhan Hanım, bizim aslında yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi bu. Şimdi çünkü siz laboratuvara bağlı. Laboratuvara bağlıyız. Laboratuvara başka bir yerden yüksek meblağlı iş almışsa sizinkini ikinci plana atacak. İkinci plana atmasa atıyor, bile. Atıyor doğrusu evet, bu hocam. Atıyor atmasa atıyor bile ama. Şimdi, önce laboratuvarı kimler destekler? Sizin gibi idealist adamlar destekler. Evet. Tam biraz palazlanıyor laboratuvarlar. Bu sefer gidiyor. Biraz da popüler hale geliyor ya siz de PR'ını yaptınız. Öbür tarafta o zengin adam dişçiden, büyük klinikten iş almaya başlıyor. Money talks diyoruz değil mi? Doğrusu bu. Evet. Sayın Hanım aslında tespiti çok güzel yapmışsınız. Doğrusu. Evet. Doğrusu bu. Peki evet, onun için laboratuvara bağlısınız. Genelde pazartesi gelen adam cuma günü çıkıyor mu soru bu? Biz çıkartmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini hani yapmaya çalışıyoruz. Hafta sonu karısını öpüşecek. Evet. Karısından anca o zamana kadar korona varmış gibi bantla dolaşıyor. Uzak kalıyor. Aa, yani Seyhan Hanım biz dişi cuma günü takamamış olsak bile hastayı bir kere dişsiz gezdirmiyoruz. O geçici ama. Evet, evet, kendi evet. Kendi evet, okumaku yapıyor. Evet, yani geçici dişler de olsa kullandırıyoruz. Ama pazartesi gelen hasta cuma günü çıkabilir mi? Yani matematiksel olarak çıkabilir eğer her şey yolunda en giderse. En kötü ihtimal öbür haftaya kalıp öbür evet, cuma günü temiz bak çıkar. Yani bir sonraki cumaya zaten çıkmış olur. Bizim için süreç aslında 15 gün bizim için standart süreç. Maksimum süreç. Evet, maksimum süreç. Genelde 15 gün içinde çıkmış oluyor. Ama acil durumlarda mesela. Acil durumlarda şöyle 24 saat içinde yaptığımız vakalar da oluyor. Mesela yurt dışından geldi hocam. Laboratuvarla konuşuyorsunuz önceden. Bakın bu Almanya'dan gelecek. Bir hastam var. Günü kısıtlı, vakti kısıtlı. Pazartesi günü geliyor. Cuma günü de uçak bileti var. Yollamamız lazım. Biz perşembe almalıyız ki cuma günü de binsin gitsin. Yapıştıralım, yollayalım. Evet. Dediğiniz oluyor. Şimdi Seyhan Hanım, biz yurt dışından gelen birçok hastamızı da ağırlıyoruz. Birçok hasta geliyor yurt dışından ve hepsi bize tabii ki vakit problemiyle geliyor. Sonuçta burada hiç kimse burada bir ay, iki ay kalamıyor bir diş için. O yüzden biz söylediğimiz gibi pazartesi giren hastayı cuma, cumartesi günü çıkartmak durumunda kalıyoruz. Çünkü onlar da işlerinden bir hafta ayırabiliyorlar. Bir hafta izin alabiliyorlar. Bir hafta konaklayabiliyorlar. Daha uzun süre kalanlar tabii ki çıkabiliyor ama standart rutinimiz aslında bir hafta. Bir hafta içerisinde biz tedaviyi yapıyoruz. Ama tabii ki hem laboratuvar olarak hem de kendi klinimiz olarak o yoğunluğu hissediyoruz biraz. 400 euro ile 600 euro arasında bir dişin yapımı Avrupa'da. 400 euro ile 600 euro. Bizim burada da yaklaşık 100 euro ile 200 euro arasında değişiyor. Adamlar düşünebiliyor musunuz? Onlardan 1/3 rakamına. Yani adam gidip ağzında diyelim ki 20 tane diş yaptırıyor. Ortalamada diyelim 400 ile 600 diyelim ki 500 eurodan yaptırdı. 20 diş 10 bin euro para veriyor. Büyük para. Çok daha fazla fiyat alıyorlar. Bu hayır hayır. Özellikle Amerika'da çok daha uçuk astronomik rakamlar dönüyor. Yani 10 bin euroluk işi biz burada 1/3 oranına atıyorum 2000 euroya, 2500 euroya yapıyoruz. Alt üst dişini adamın takıyoruz. Bizde patlama olması lazım. Niye patlama hali?
Yani şimdi şöyle patlama aslında... Ve çok iyi diş konusunda da sağlık konusunda da Avrupa'nın 4. sıralamasındayız. Çok çok geliyor. Yani sağlık turizminde saç ekimi, evet, diş, estetik, genel vücut estetiği olarak düşünüyoruz. Çok fazla gelen hasta var yurt dışından, yabancı menşeli hastalar. Ben gene yeterli bulmuyorum, evet, hocam bunu. Çok fazla var. Yani ama bunu sadece Türkiye yapmıyor. Türkiye rakip başka ülkeler de var. Sırbistan, Romanya gibi. Sırbistan yeni başladı. Evet, evet. Bu yıl başladı, evet, daha. Yani geçen başka yıl minik antrenmanlar yapıyorlardı ama şimdi Sırbistan rüzgar yapmaya başladı. Ve çok iyi Sırp doktorları memleketlerine dönüşüyor. Kesinlikle size katılıyorum. Çok iyi Sırp meslektaşlarımız var. Sosyal medyadan takip ediyoruz. Yani aslında biz bütün dünyada kimler, Azerili, neler, nasıl yapıyorlar? Azerili bir doktoru takip ediyorum. Popo yapıyor. Adam popoda ne yapmış biliyor musun hocam? Otomasyona bağlamış. Ameliyathaneye giriyor, buna giriyor. Buna giriyor, buna giriyor. Adam 3 saat sürüyor popo ameliyatı. Asistanları ve yardımcılarıyla beraber atıyorum 3 saat içerisinde 3 tane popoyu yapıyor. Otomatiğe bağlamış. Aman Allah'ım, o popoları bir görseniz. Hepsi Brezilyalı olmuş. Herkes Latin. Mesela o doktor acayip bir popocu. O Azerbaycanlı doktor. Evet. Mesela Sırbistan'da ne üzerine böyle hani çok başarılı. Şimdi biz de mesela saç ekiminde, dişte ve estetikte iyiyiz. Sırbistan neden? Yani Sırbistan'da şöyle, özellikle bizim takip ettiğimiz tabii ki bir branş yok şu an. Hani onlar bizim şu anda sağlık turizmi olarak rakibimiz mi? Göreceli kavram. Ama ben kendi meslektaşlarım olarak takip ettiğim birkaç tane mesela meslektaşımız var. Güzel işler çıkartan meslektaşlarımız var. Yani Türkiye'de de çok iyi iş yapan hekimlerimiz var. Yabancı ülkelerde de var. Hastalar da yabancı bir ülkeden farklı bir ülkeye giderken hangi kriterleri seçiyor? Aslında biz biraz o noktaya da böyle yaslanıyoruz, bakıyoruz. Yani sadece fiyat odaklı gelen hastalar oluyor. Sadece ucuzunu yaptırmak için. Sadece bir işlemi ucuz yapmak için de kaliteyi düşürmeye başlarsak acaba orada zarar eder miyiz ülke olarak diye düşünmek de istiyoruz. Ama tabii bunu diğer ülkeler hangi politikayı izleyerek yapıyor? O işin o kısmını açıkçası çok fazla bilemiyoruz. Bilemiyorsunuz. Peki hocam. Şimdi şunu söyler misiniz bana? Siz diş hekimleri ve genel cerrahlar, özellikle böyle ağır ameliyatlar yapanlar, ailelerinize dokunmak psikolojinizi bozuyor mu? Yani mesela işte eşinize, çocuğunuza vesaire ameliyat yapmamalı mı, yapmalı mı? Hani program öncesi konuştum ya. Evet, yani bir hekimin kendi ailesinden, kendi canından, kendi kanından birine dokunması, ben duygusal hissediyorum, açık konuşayım. Bu bütün tabii ki ama, tabii. Yani işte bilmiyorum, hiç duygusal hissetmiyorum, ben sadece profesyonel olarak düşünüyorum diyen hekim var mıdır bilemiyorum. Çok azdır ama çok yani sonuçta biz de yani etten kemikten insanlarız. Televizyon kanalında, evet, yaklaşık 60 küsür tane profesör iş yapıyor, profesör, doçent, o düzeyde çok değerli hocalar. Hepsine konuşuyorum sohbet ederken, ya diyor karım yaptım diyor, ölecek diye diyor, ödüm koptu diyor. Adam profesör, adam şimdiye kadar 7000 tane ameliyat yapmış. Evet, yani hani elimiz titrer mi? Titriyor. Titriyor sanıyorum. İşte hani belki ufak tefek dolgu temiz, diş temizliği, diş beyazlatması belki yapabiliriz ama. O başka bir şey. Yani ben mesela kendi annemin dişini arkadaşıma çektirmiştim. Evet. Kendim dokunmadım. Eşimin bir tane dişini yine buradan saygı ve sevgiyle andığım çok kıymetli bir meslektaşım var. Eşim de kıymetli kadın ama memleketim benim ya. Eşim sağ olsun ya. Çok bana hocam, çok değerli. Peki diş dolgusu insanın böbreklerine, karaciğerine veya başka organlarına o ağrılar, stres, migren vesaire sinir sisteminle ilgili tetikleyebiliyor mu? Yani şimdi diş ağrısı tıpta seçilebilen en yüksek ağrılardan bir tanesi. Orta kulak iltihabı ve böbrek sancısıyla beraber. Ağrı eşiği ne kadar yüksek olursa olsun ağrır değil mi? Ağrır. Çünkü diş ağrımaya başladığı zaman dişin içindeki bulunan sinirlerin bizzat kendisi ağrıyor. Yani vücudumuzda mesela atıyorum kolumuz ağrırken sinir uçları ağrıyor. Oradan işte transfer oluyor ağrı. Ama dişler ağrımaya başladığında sinirin bizzat kendisi enfekte olup kendisi ağrıdığı için sinir hücreleri çok yüksek derecede bir sinyal gönderiyor. Yani diş ağrısı çok yüksek olur ve insanları genelde
gece uykudan uyandırma tabiriyle bize çok fazla başvururlar diş ağrılarında. Ama bu ağrıdan kaynaklı vücudun başka bir yerinde ağrı başlar mı? Başka bir ağrı tetikler mi? Şu anda... Başka bir ağrı mı? Evet. Mesela diş ağrısı böbreklerle ilgili sıkıntı yaratabilir mi? Diş ağrısı yaratmaz ama diş enfeksiyonu yaratabilir. Enfeksiyonlar bizim için çok tehlikeli. Çünkü vücudun herhangi bir noktasında oluşan bir enfeksiyon odağı temizlenmediği zaman başka noktalara sirayet eder. Ben mesela doğuştan kalp hastasıyım. Benim diş enfeksiyonum olacak olsaydı ilk etiketecek olduğu yer benim kalp kapakçıklarımdı. Hala da o şekilde. O yüzden dişte kesinlikle enfeksiyon kesinlikle istemiyoruz. Enfektif herhangi bir odak istemiyoruz. Diş tedavilerine çok hızlı müdahale etmek istiyoruz. Çünkü bekledikçe diş enfeksiyonları oradaki çene bölgesindeki harabiyeti artırmakla beraber vücuttaki harabiyeti de çok artırıyor. O yüzden dişte enfeksiyona, kemik içindeki enfeksiyona kesinlikle olumlu bakmıyoruz. Peki son soru. Diş ağrısı cinsel hayatı etkiler mi? Diş ağrısı bence sosyal hayatı da etkiler. Cinsel hayatı da etkiler. Eğitim hayatını da etkiler. Yani aldığımız nefesten, içtiğimiz sudan tutun da yolda attığımız her adıma kadar etkiler. Çünkü diş ağrısı başladığı zaman insanlar gözünü bile açamadığı durumlar oluyor. Yani diş ağrısı o kadar yüksek oluyor ki. Yani adamın yanında lopçik gibi bir hatun olsa değil eleksiyon olmak, hatuna bakamaz bile, başını bile okşayamıyor. Evet. Onun kesinlikle için diş ağrısı dolgulara çok dikkat etmek lazım. Tartarlara çok dikkat etmek lazım. Bir de son soru olsun bu. Son sorum da bitmez benim. Çenem de çok düşük ama mesela dişini kenarda bir temiz etmek lazım. Çok güzel bir soru aslında. Hastalarımızdan bize bu soru çok geliyor. Şimdi bu aslında bizim standartımız var. Biz 6 ay ile 1 sene arasında muhakkak görmek istiyoruz hastayı. Muhakkak kontrol etmek istiyoruz. Kimi hastalar oluyor, 3 ay bile onun için belki fazla bir süre oluyor. Yani 3 ay temizletmeyecek olsa dişleri çok hızlı kirleniyor. Kimi hasta senede bir geldiğinde bile diş temizliğini yaptırması bizim için yeterli oluyor. Biraz da böyle kişiden kişiye göre değişebilecek bir süre bu. Hem vücudun üretimi hem de kişinin dişine olan özeni. Tükürüğün yapısından tutun da hastanın tükettiği gıdalar, dişin temizlenmesi, dişin mine yapısının işte pürüzlülüğü bunların hepsi etkili. Dişinize iyi bakın. Efendim, Cengiz Külekçi ile sohbet ettik. İşinin ehli olan bir diş doktoruydu, idealist bir adam. Ve mesleki kariyerinde yeni teknolojik olarak tüm teknolojik eğitimlerle ilgili diyor ki bu usta çırak ilişkisiydi diyor. Biz de diyor çırak olduğumuz yerler olur, usta olduğumuz yerler olur. Kendimizi usta hale getirebilmemiz için mesleğimize önem ve değer vermeliyiz diyor. Çok şey diyor. İnşallah videonun başından sonuna kadar izlemişsinizdir. Dişiniz kuşunuz hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Keyifli bir sohbetti. Evet, çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet ettik. Güzel oldu. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Dişinize ve tüm vücudunuza dikkat edin. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Saygılar. Hoşça kalın.